Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki derste söylediğim gibi bu dersimizde After Effects'te yaptığımız bir kompozisyonun, bir tasarımın çıktısını nasıl alırız onu bu dersimizde göreceğiz. Şimdi hep birlikte bilgisayara dönelim. Şimdi tüm bu yaptığımız işlerin render çıktısını nasıl alırız onu görelim. Ne demek render'ını almak ya da çıktısını almak? Burada proje olarak görüyorsunuz. Geçen dersimizde yapmıştık bir tasarım, bir kompozisyon hazırlamıştık. Bu tasarımımızı başka video edit programlarda birleştirmek ya da başka platformlarda izlemek için bunu mutlaka bir dosya formatında dışarıya aktarılması gerekmekte. Biliyorsunuz popüler video formatlarından AVI, MOV ya da internet ortamında ya da başka bir platformda izleyeceksiniz. MPEG, FLV gibi formatlara çevirmeniz gerekmektedir. After Effects çoğu popüler formata, video formatına dönüştürerek çıktınızı almanızı sağlar. Kompozisyonun çıktısını almanızı sağlar. Öncelikle şurada yaptığımız bayrak şeyinden başlayalım. Bundan bir örnek verelim arkadaşlar. Şöyle hemen küçük 10 saniyelik bir bölümünü yapsak yeter. Bakın timeline üstüne. Şunları kapatıyorum önce. Şuradaki şeyleri timeline üzerine daha fazla yer tasarruf etmek için. Bakın timeline üstünde numerik değerimi görüyorsunuz. Burası timeline'ımın başlangıcı, hatırlayacaksınız. Şu nokta. Buradaki noktayı time code değerini iki yerden takip edebilirim. Birincisi kompozisyon üzerindeki şuradaki current time'ı gösteren indikatörümden ya da hemen timeline'ın solunda o anki zamanı gösteren time code değerinden izleme çubuğumun nerede olduğunu görebilirim. Şöyle bakın. Ya da şöyle bunu sağa sola doğru mouse'la sürükleyerek izleme çubuğumu timeline üstünde istediğim noktaya taşıyabilirim arkadaşlar. Hemen 10 saniyelik bir çıktı alalım bu yaptığımız projeden arkadaşlar. Bunu nasıl alırız? Öncelikle izleme çubuğumu başa getiriyorum. Timeline üstünde en başa. Eğer tabii ki buradan itibaren almak istiyorsam. Hoş, buradan 5. saniyeden itibaren almak istiyorsam 5. saniyeye getiririm. Ve klavye üstünden B harfine basarım arkadaşlar. B harfine basar basmaz gördüğünüz gibi burada work area'mı oluşturan şu iki başlangıcında ve sonunda sarı çizgiler olan şu work area'mın başlangıç noktasını 5. saniyeye çekmiş oldum. Aynı şekilde 5 saniyelik bir animasyon istiyoruz diyelim. Bitmesini istediğim noktaya getirdim izleme çubuğunu. Ve bu sefer de klavye üstünden N harfine bastım. Şöyle. Daha önceki derslerimize de söylemiştim. Bu klavye üstündeki tuşları şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Başlangıç değeri için. Work area'nın başlamasını istediğiniz nokta için başlangıcın B harfi, son noktası içinde end, İngilizce'de son manasında onun ortasındaki harf N harfi şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Eğer unutursanız bu harf kombinasyonu ya da bu work array'i nasıl belirleriz? Bir yöntemi de izleme çubuğundan snap özelliğinden faydalanmak için kullanırız arkadaşlar. Şöyle ikinci saniyede başlamasını istediğimi varsayalım. Ve ben izleme çubuğumu tam ikinci saniyeye getirdim bakın. Daha sonra buradaki work array'i oluşturan kenardan şu sarı noktadan tutamaktan tutup yavaşça buraya doğru sürüklerim. Ve bu arada shift tuşuna basarım. Shift tuşuna bastığım anda After Effects'in snap özelliğinden faydalanırım ve şu work area'nın başlangıç noktası izleme çubuğunun oraya snap olur. Yani bir nevi yapışır.
ve work arayamın tam o noktadan başladığını bilirim. Aynı şekilde sonu da bu şekilde ayarlayabilirim. Bir başka ayarlama şekli ise work array'i oluşturan bu barımızı, bu çubuğumuzu şöyle timeline üstüne kaydırarak da istediğimiz alanı renderleriz. Yine 5. saniye alalım şöyle. Ve bitişini de 10. saniye alalım. Şöyle bakın sürüklüyorum. Sadece bu alanı renderleyecek. Bu işlemi yaptıktan sonra bu timeline'ımızın seçili olduğundan emin olduktan sonra, yani yanlışlıkla şuraya tıklayabilirsiniz, buraya tıklayabilirsiniz. O zaman farklı bir ya da project window açıksa şöyle herhangi bir buradan footage'ınız seçiliyse yanlış bir şeyi renderliyor olabilirsiniz. Az sonra anlattıklarıma göre. O yüzden mutlaka buradaki timeline'ın seçili olduğundan emin olun. Ona da şuradan anlıyoruz. Bakın böyle bir sarı çizgim var. Şöyle çevrili olarak. Şu anda şu pencere seçili. Şu anda şu pencere seçili. Görüyorsunuz sarı pencerem, sarı çizgim bu penceremi çevrelemiş. Bu timeline'ımı seçtikten sonra Composition pop-up menüsünden Add to Render Queue komutunu tıklıyorum. Ve burada açılan pencerede şöyle bakın bir takım düzenlemeler yapıyoruz. Çıktısını almak istediğimiz formata göre değişiklik yapıyoruz. Buradan bakalım. Şurada render setting'in yanında bir ok var ve best settings diye bir yazım var. Bunu tıklıyorum. Ve buradan bazı ayarlamalar yapacağım. Almak istediğim çıktının video özelliklerine göre. Buradaki üst kısımdaki opsiyonlar olduğu gibi kalmasını öneririm. Aynı şekilde alt kısımdaki de değerlerin de olduğu gibi kalmasını öneririm. Yalnız burada Field Render seçeneğim var. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Field konusunu anlatırken söylemiştim. Sizin footage'ınız hangi field opsiyonundaysa onunla işleyeceğiz. Çıktısını da onunla alacağız. Eğer farklı bir seçenek istemiyorsak tabii. DV normalde Lower Field First çalışır. Ve ben de buradan Lower Field First seçiyorum. OK tuşuna basarak bir diğer ayar olan Output Modül seçeneğine bakıyorum. Bunu da tıklıyorum. Buradan bakın. Şurada almak istediğiniz formata göre buradan formatınızı belirleyebilirsiniz. Burada söylemiştim çeşitli formatlarda bana CS4, After Effects CS4 çıktı alma olasılığı sağlıyor. Video for Windows, Targa Sequence, PNG Sequence, FLV şeklinde bayağı zengin bir format arşivi var After Effects'in. Ben Video for Windows yani AVI formatını seçiyorum. Diğer hiçbir seçeneğe dokunmadan sadece burada Video Output seçeneğinde Format Options'dan kodeyimi seçiyorum. Compression'ımı seçiyorum. Biz DV çalıştığımız için Microsoft DV'yi seçeceğiz. Burada yine bakın AVI'nin de çeşitli formatları var. Sizin bilgisayarınız ya da kullandığınız sistem ya da ileride çalışacağınız televizyon ya da prodüksiyon firması hangi sistemi, hangi kodekle çalışıyorsa siz buradan onu seçebilirsiniz. Biz şu anda Microsoft DV'yi seçiyoruz. Şöyle OK tuşuna basarak çıkıyorum. Eğer burada bakın bazı opsiyonlarım da var. Burada Stretch diye bir seçeneğim var. Tabii biz bu bayrak kompozisyonunu büyük hazırlamıştık. 1600'e 1066 şeklinde. Bunu Video for Windows DV AVI'nin standart boyutu olan 720'ye 576'ya çekeceğiz. Şöyle tıklayarak yazıyorum. Eğer bizim kompozisyonumuz zaten 720'ye 576 hazırlanmış olsaydı burada herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek olmayacaktı.
Şöyle. Burada crop seçeneğim var. Yani sağdan soldan kesebilirim, küçültebilirim filmimi eğer istersem. Eğer ses çıktısı da almak istersen bunu tıklıyorum. Audio ama herhangi bir ses kaynağım yok. O yüzden bunu seçmiyorum. Okey diyerek bu penceremi kapatıyorum. Daha sonra buradan output'u seçeneğinden tıklayarak bilgisayarımda hard diskte nerede kaydetmek istersem orada bir klasör açabilirim. Şöyle final çıktılar diyeyim, büyük harflerle yazayım. Final çıktılar. Evet, bayrak abi olarak kaydedecek. Save diyorum. Daha sonra buradaki render butonunu tıklayarak renderimi başlatıyorum. Evet, renderimiz bitti. Şöyle şunu küçülterek kaydettiğim yerden bulayım. Final çıktılar klasörün içine. Bayrak bakın. Çift tıklayarak oynatıyorum. Evet, böyle abi formatında dalgalanan bayrağım. Çok kısa 5 saniyelik 10 saniyelik bir şey aldığım için. Bu. Evet, bir de en son yaptığımız şu yazımızdan bir çıktı alalım arkadaşlar. Ve bunu bir resim üstüne nasıl bindirebiliriz? Onu da görmüş olalım. Hatırlarsınız daha önceki derslerimde söylemiştim. Alfa konusundan bahsetmiştim ve bunu açıklayacağımı söylemiştim. Evet, burada bunu açıklayayım. Şurada gördüğünüz siyah alanlarda background'daki, zemindeki resmin gözükmesini istiyorsak biz bu çıktıyı alfa bilgisini sağlayarak alabiliriz. Nedir alfa bilgisi? Bir resmi oluşturan renk değeri bizim video için RGB değeridir. Yani red, green, blue'nun baş harfleri. Ve bunların her biri 8 bitlik veriyle temsil edilir. Bir de buradaki transparanlık bilgisini biz katmak istersek işin içine buna alfa kanalı deriz ve bunu da 8 bitlik bir veriyle tanımlarız. Dolayısıyla toplam bizim renk fotoğraf değerimiz 24 bitten 32 bite çıkar. Eğer siz ileride görürseniz 32 bitlik bir fotoğraf, bir resim, bunun alfa bilgisi taşıdığını da anlayacaksınız. Ama alfa bilgisi taşıyan bazı özel resim formatlarımız var. TGA, PNG ya da PSD gibi, GIF gibi. Bunlar da söz konusu. Bazı fotoğraf formatları kesinlikle alfa bilgisi taşımıyor. Onu da zaten siz bu işin içine girdikçe, kullandıkça daha iyi kavrayacaksınız. Şu anda şunu bilmeniz yeterli. Genelde video formatı için bu tip alfa bilgisi, yani transparanlık bilgisini içermesini istiyorsak bir çıktığımızın muhakkak demeyeyim, genellikle TGA, Targa'da adlandırılır. Targa sekans olarak dışarıya çıktısını alırız resmimizin. Yine work area'mızı belirliyoruz öncelikle. Bu sefer başlangıç noktasından alıyorum. Evet, şöyle. Bakın animasyon bitsin. Şurada. Evet, 5 saniye yeterli. Burada 5 olduğundan emin olduktan sonra ne harfine basıyorum klavye üstünden ve work area'mı belirliyorum. Yani renderleyeceğim alanı tayin ettikten sonra, bu kompozisyonun seçili olduğundan da emin olduktan sonra composition tabından
şuradan Add to Render Queue seçeneğini tıklayarak kompozisyonumu render kuyruğuna atıyorum. Renderlemek için bekliyor. Yani öyle de düşünebilirsiniz. Bir önceki bakın burada renderlediğim bayrak kompozisyonu. Onu buradan silebilirim. Yine render settinglerle ilgili bir takım ayarlara bakmam gerek. Bunu açalım bakalım. Evet, field render dedik. Burada sadece buna bakmanız yeterli. Şurada tıklıyorum ve lower field first çalışıyoruz DVAV'de. O yüzden lower field first'ü tıklıyorum. Sizin eğer çalıştığınız sistem televizyonda ya da prodüksiyon firmasında farklıysa buradan onu seçmeniz gerekir. Ya da yaptığınız işe göre off olabilir. Upper field, lower field. Dikkat etmeniz gereken yer burası bu pencerede öncelikle. Bir diğer yer frame rate. Genellikle şurada use composition frame rate diye bir seçeneğim aktiftir. Yani kompozisyondaki frame rate'iniz neyse, yani NTCG çalışıyorsanız biliyorsunuz 30, PAL çalışıyorsanız 25 ya da farklı özelliklerde video çalışıyorsanız siz kendiniz belirleyebilmeniz için. Ama burada kalması yeterli. Use Compositions Frame Rate seçeneğini. Bir diğer özellik bu pencerede, burada anlatayım. Siz az önce başta belirlemiştik biz work area'mızı, renderleyeceğimiz alanı belirlerken. Eğer unutursanız burada da belirleyebilirsiniz. Bakınız Start, End ve Duration bana süreyi veriyor. Sıfırdan başlıyorum. 5. saniyeye kadar. Tam 5 saniye bir kare Duration, yani süre, bu sürede bir çıktı alacağım. Buradan custom diyerek yine buradan tıklayarak siz numerik değer olarak girebilirsiniz. Evet, OK diyerek ben bu pencereyi kapatıyorum. Bir sonraki ayarlarına dikkat etmem gereken yer output modül. Buradan da tıklıyorum. Evet, bu sefer formatlar kısmından bakın. Video for Windows değil, buradaki üçgeni tıklayarak targa sekans alıyorum. Bakın şurada. Ve hemen bana Targa Options diye bir pencere geldi. Az önce anlatmıştım. 24 bit renk derinliğinde, yani RGB diyeyim bu sefer. Red, Green, Blue, yani İngilizce kırmızı, yeşil ve mavinin baş harfleri arkadaşlar. Her biri 8 bit renk, 8 bitlik bir veriyle temsil edilir. 3 kere 8 24. Buradan 24 bit oradan gelir. Ben alfa bilgisinin de olmasını istiyorum. Transparanlık bilgisinin, o şeffaflık bilgisinin diyeyim. Burada da o artı 8 bitlik bir yük getirecek. Yani resmim 32 bit renk derinliğine sahip olacak. Bunu tıklamam gerekir. Bunu unutmayın. Alfa bilgisi istiyorsanız, transparanlık bilgisi, 32 bit pikselin seçili olduğundan emin olun. OK'yi tıklayarak burayı kapatıyorum. Targa sekans ve video output'umda RGB artı alfa, bakın burada da görüyorum zaten. Hem RGB kanalımı hem alfa kanalım açık olmuş olacak. Yine OK diyerek burada kapatıyorum penceremi. Daha sonra output'u seçeneğinden yine bir işlem yapmam lazım. Burada bakın final çıktılar klasörün içine. Bir önceki renderimi aldığım yer. File formatım burada targa. TGA soy isminde bir dosya olacak. Ve file name'i bakın burada kendisi sırayla bir sekans verecek. Yani birinci resmime 1, ikinci resmime 2 şeklinde. Filmi resimlere bölerek çıktısını alacak. O yüzden bu tip targa sekansları alırken derli toplu çalışmanız için bir klasör oluşturup onun içine aktarmanızı ben öneririm. Şuradaki ikonu kullanarak ben klasör oluşturuyorum. Buna da Lefke, Avrupa Üniversitesi'nin yazısı bu biliyorsunuz. Lefke, şöyle büyük harflerle yazayım. Lefke, Avrupa Üniversitesi. Sekans diyelim buna. Klasörün içine girip herhangi bir isim vermeniz yeterli burada. Sadece Lefke diyorum.
Ya da LAVÜ diyeyim arkadaşlar. Bizim Lefke Avrupa Üniversitesi'nin kısaltılmışı. Save diyorum. Daha sonra render tuşuna basarak buradaki renderi başlatıyorum. Evet, renderimiz bitti. Şimdi dilerseniz bir başka render almadan önce bu yaptığımız targa sekansı yine After Effects'te içeriye alalım ve bakın orada iki tane composition kalmış. Bunları da composition'ların içine atalım. Ve bu yaptığımız çıktısını aldığımız targa sekansı After Effects'te hem bir targa sekansı içeriye nasıl alırız onu görmüş olalım. Hem de bir resmin üstünde etkisi nasıl olacak ona bakalım. Öncelikle şuradan ben şimdi biraz sola alayım. Şöyle. Şuradan kaydırarak bakın. Önceki kompozisyonlarıma ulaşabiliyorum. Şurada background'u açalım. Önceki yaptığımız kompozisyonlardan biri hatırlayacaksınız. Tabi bunların üzerinde şu anda efektler var. Şu adjustment layer'larla koymuştuk hatırlıyorsunuz. Şurada bakın. Şunları ben kaldırayım. Şöyle. Evet, şurada bir tane daha olmalı. Evet, şurada bakın. Bunu da kaldırayım. Şöyle bilgisayarın daha hızlı çalışması için. Şöyle şu yazımızı da kaldıralım şimdilik buradan. Evet. Yine images'in içine atalım ya da bunun için sekanssız diye açmışız burada. Bunun içine evet bakın 3 tane de burada varmış. Bunları da hemen composition'ların içine atayım. Bu sekanssız klasörü açık iken böyle boşluğu çift yine bakın final çıktılar içerisinde Lefke Avrupa Üniversitesi sekans klasörünün içinde. Bakın bir filmi oluşturan resimlere bölünmüş halde bana çıkardı. Hemen dosya cinsim targa olduğu için burada targa sekans şurada bakın yanındaki kutucuğun işaretlenmiş olduğundan emin olarak sadece ilk resmi seçiyorum ve buradaki kutucuğu işaretliyorum. Open diyerek açıyorum. Hemen bana interpret footage diye bir pencere geliyor. Yani bu footage'i yorumla manasında. Bakın bir alfa bilgisi var. Alfa bilgisi olduğu için bana soruyor. Bu alfa bilgisinin türü nasıldır diye. Burada en iyi yapacağınız en iyi seçim buradaki guess butonuna tıklamaktır. O kendisi bir alfa yöntemi seçip içeriye aktarıyor. Okey diyerek atıyorum. Bakın şurada dışarıya attı. Ben bunu tekrar sekansın içine taşıyayım. Şurada lavi targa sekansı. Onu tutup resmin üstüne bıraktığımda bakın şöyle resmin üstüne geldi. Tabii daha sonra ben bunu dilersem şöyle şu kırmızı alana taşıyabilirim. Şöyle şimdi, düzeltiyorum şu mavi alana şöyle daha net gözükmesi için bakın. Şöyle oynatıyorum. İlk önce renderliyor bakın şurada. Ramp preview almak için. Evet. Şöyle bu kadarlık bir alanı. Şimdi ön izleme yapalım. Bakın resmin üstünde de böyle gözüküyor. Evet. Yine şurada daha önce yaptığımız işlerden şöyle mesela şunu bir çıktısını alalım arkadaşlar. Bu sefer farklı bir format alalım dilerseniz. Şurada şunu alabiliriz. Hem şey ile karşılaştırma yapalım orijinaliyle. Şöyle küçük hemen 10 saniyelik bunu alıyorum arkadaşlar bakın. Ya da 15 saniyelik alayım biraz uzun alayım. Şöyle.
Ki hatırlarsanız bu projede stabilize motion dersinde, motion track dersimizde bir hareketi sabitlemek konusunu işlemiştik. Yani sallanan kamerayla çekilmiş bir görüntü, özellikle helikopter çekimi, o şekilde elinize bir footage gelirse bunu nasıl düzelteceğimizi öğrenmiştik. Bunun hemen çıktısını alalım. Bu kompozisyonum seçiliyken Composition pop-up menüsünden Add to Render Queue'ye tıklıyorum. Bir önceki renderimi burada sileyim. Evet, buradaki ayarlara tekrar bakıyorum. Field renderimi burada Lower Field First olarak değiştiriyorum. Okey tıklayarak bir sonraki ayarım Output modüle geçiyorum. Evet, Video for Windows. Formatım Microsoft DV olacak. Okey tıklayarak tekrar okey tıklıyorum. Buradan nereye kaydedeceğimi şöyle bir üst final çıktıların içerisine Stabilize Motion olarak kaydetsin. Ve render'i tıklayarak render'imi başlatıyorum. Evet, renderim bitti. Hemen şöyle buradaki stabilize motion'a ben geri döneyim. Şöyle bakın. Daha sonra şuradan bu az önce renderlediğim footage'ı içeriye alayım. Evet, buna da videolar klasörünün içine atayım. Şöyle derli toplu olmak için. Evet. Burada bunu biraz ya da bunu sileyim. Şu anda bununla işim yok. Evet, stabilize motion final abi şöyle buraya alayım. Evet, şöyle bakın. Bu da hareketi stabilize ettiğimiz projemiz. Şöyle onun trackerlarını silerek şöyle kaldırarak gördüğünüz gibi tekrar efektlerini de sileyim. Şöyle transformunu reset yapalım. Şuradan başlangıç değerini alalım videomuzu bakın. Sallantı var görüyorsunuz. Şimdi ikisini yan yana izleyelim ve farkı görelim. Tabi buradaki sallantı çok öyle majör büyük bir sarsıntı değil ama yine de gözü rahatsız eden bir sarsıntıydı. Şimdi birinci footage'ımız orijinal footage, kamera sallantısı olan. İkincisi de bunun düzeltilmiş olanı. Bakalım farkı görelim arkadaşlar. İlk önce ön izleme için küçük bir render yapacak. Evet, bakın. Kamerada minör sallantılar var. Şöyle. Evet. Evet, diğerini de izleyelim şimdi. Şöyle. Evet, bakın şuradan bu resme geçtiği anda bakın gayet temiz, sarsıntısız. Şurada hissediyorsunuz sanırım. Şurada bir ara geçtiğini. Şurada bakın. Şu resmi biraz daha çok izleyelim. Bakın. Bakın bu sallantılı video. Şu anda burada izleme çubuğu. Bakın diğerine geçtiği anda. Bakın. Dümdüz. Kesintisiz. Net bir görüntü elde etmiş oldum. Sallantısız bir footage elde etmiş oldum. Evet. Böylelikle After Effects'de bir kompozisyonun yaptığınız bir tasarımın çıktısını nasıl alırız onu da görmüş olduk arkadaşlar. Ve bu dersimizle birlikte video kurgu grafik animasyon derslerimizin de sonuncusunu
görmüş oluyoruz. Eminim faydalı olmuştur, umarım faydalı olmuştur. Hem Edius'ta video kurguyu hem After Effects'te grafik ve animasyonda oldukça bir bilgi birikimine sahip oldunuz. Şunun altını çizmek istiyorum. Yaptığımız bu sözel alıştırmaları siz ne kadar çok tekrar ederseniz, internetten ya da farklı kaynaklardan alıştırmalar, tutorial'lar üzerinde inceleme yaparsanız hem el alışkanlığı kazanırsınız hem de sizin yaratıcılığınızı tetikleyecek birçok desene de ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki ya da daha sonraki derslerde görüşmek umuduyla hoşça kalın diyorum.